Eğer sizinle duvar konuşuyor sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Açıkçası bugün duvar olmak istedim. Videoda beni bulana, tamı tamına, evet böyle savaş muhabiri gibi giyinince kamufle olabiliyorsunuz. Evet, bugün sizlere işinize yarayabileceğini düşündüğüm 5 tane farklı bebek ürününden bahsetmek istiyorum. Evet, yanlış duymadınız. Tamı tamına 5 tane. Belki aralarında merak ettiğiniz vardır. Alıp almama konusunda kararsızsınızdır. Belki bu video sizler için bir kılavuz olabilir. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İlk ürünümüz Fisher-Price oyun matı. Şimdi bu oyun matıyla bebeğinizin hem bedensel hem zihinsel özellikleri gelişiyor. Şimdi bu nasıl olacak diyeceksiniz. Şimdi bebeğinizi bunun içine koydunuz. Bunun içinde işte böyle ses çıkaran oyuncaklar var, renkler var böyle. Onun ilgisini çekiyor. Onlara tepki veriyor. Yani bebeğinizin genelde ilk öğreneceği kelimeler, işte hayvan isimleri, işte renkler, sesler. Bunlara bir tepki veriyor zaten bebek. Böylelikle zihinsel bir aktivite yapmış oluyor. Peki bedensel nasıl oluyor diyeceksiniz. Şimdi bunun içine aldınız, ters koydunuz. Bebeğiniz oradaki tepesinde asılan oyuncaklara ulaşmaya çalışıyor. Ya da yüzüstü koyuyorsunuz. Bebek uzanmak istediği oyuncağa elini uzatıyor. Yetişemeyince işte emeklemeye çalışıyor falan. Böylelikle bedensel de bir aktivite yapmış oluyor bebek. Bu görmüş olduğunuz Fisher-Price oyun matının birçok farklı deseni var. Farklı oyuncaklı olanları var. Biraz daha büyüğü, biraz daha küçüğü olanı falan var. Ama bence bu çok ideal bir boy. İçindeki oyuncakları da böyle daha güzel geldi bana. Fiyatı 250 TL. Fisher-Price'in ürünleri zaten uygun oluyor. Eğer dediğim gibi oyun matı düşünüyorsanız Fisher-Price'in bu elimde görmüş olduğunuz oyun matını sizlere öneririm. Bayağı konuşuyormuş bu ya. Yeter. Dediğim gibi bebeğimiz için bunlar iyi. Bizde bir saatten sonra böyle bir paralize etkisi yapıyor. Diğer ürünümüz Fisher-Price ev tipi ana kucağı. Bu ana kucakların çok fonksiyonlu bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hem oturak hem işte sallanan sandalyesi. Bu tip ana kucaklarının böyle bir oturma pozisyonları var farklı farklı. Tam yatabiliyor işte. Besleyecekseniz böyle dikeltebiliyorsunuz. Yanınıza koyuyorsanız böyle hafiften yatar pozisyonunu alıyorsunuz falan. Yani siz evde vakit geçirirken mutlaka bir şeyin üzerine bebeğinizi koymak zorundasınız ki siz de vakit geçirin rahatça. Bu ana kucakları 18 kiloya kadar kaldırabiliyormuş. Bir de bu ürünün pahalı abileri gibi titreşim özelliği var. Ben bunu alana kadar bilmiyordum açıkçası. Çok önemli bir özellik olduğunu düşünüyorum. Tahmin edeceğiniz üzere tabii ki minderi kolayca sökülüp hemen yıkanabiliyor. Fiyatı 350 lira. Yani inanılmaz pahalı ev tipi ana kucakları var. Belki bazı aileler evinde böyle rengarenk, daha oyuncak vari bir ana kucağı istemeyebilir. Açıkçası ben de öyleydim. Baby Bjorn diye bir marka var. Çok sade ana kucakları var mesela. Resmini ben koyuyor olurum şu an, siz onu görüyor olursunuz. Mesela hani ben de evime açıkçası öyle bir şey koyayım. Hani böyle rengarenk bir şey durmasın falan istiyordum. Ama fark ettim ki ve arkadaşlarımdan aldığım tavsiye üzerine bebekler böyle sade şeylerden hoşlanmıyor bizim gibi. Böyle daha renkli, oyuncaklı, ses çıkaran şeyler daha çok onun ilgisini çektiği için o yüzden Fisher-Price tercih ettik. Hem fiyatı da uygun. Yani kısacası ev tipi bir ana kucağı arıyorsanız bence bu ürün ideal olduğunu düşünüyorum. Hem fiyat ve kalite performans olarak çok yerini dolduruyor. Bu kadar büyük ürünlerden sonra karşınızda ufak bir ayıcıkla beraberim. Bu ayıcığın markası Jellycat. Ne özelliği var bunun diyeceksiniz. Çok özelliği var. Avrupa Birliği standartlarına göre üretilmiş bir ürün öncelikle. Yani bizim üreticilerimizin insafına kalıp saçma sapan materyallerle üretilmemiş demektir. Bu ayıcıkta kullanılan tüm malzemeler antialerjik. Bunu altını çiziyorum. Oyuncak seçimi hakkında bir video çekeceğim zaten. Gerçekten çok önemli bir konu. Geçenlerde haberlerde de görmüşsünüzdür. Uzak Doğu'dan bir sürü kanserojen oyuncak piyasaya sürüldü diye. Kısacası böyle önünüze gelen her oyuncağı almayın fiyatı ucuz diye. Bunun fiyatı 120 lira bu boyun. Daha büyük boyların fiyatı gerçekten çok pahalı. Biz de hani danaya girer gibi almayı planlıyoruz açıkçası bunun büyük versiyonlarını. Ama kesinlikle öneriyorum. Çocuğumuza ne ödüğü belirsiz oyuncaklar vermeyelim. Ya eline hiç düşürmediği bir şey. Yani bu kadar bebeğimize yakın olan bir ürünü mutlaka kaliteli alın. Oyuncak seçiminde asla tasarrufa gitmeyin. Diğer ürünümüz Baby Bjorn Kanguru. Size şöyle göstereyim. Bu arka tarafı. Tuttuğunuz andan itibaren böyle kaliteyi hissediyorsunuz. Zaten Baby Bjorn markasına ayrı bir sempatim var. Önermemdeki sebep bu değil. Ama ürünün menşeini de söylemek zorundayım. Nordic. Yani İsveç markası Baby Bjorn. Biz ailecek zaten çok seviyoruz böyle Nordic havaları, işte renkleri, onların giyim kuşamlarını, yaşam stilleri. Çok beğendiğim bir ırk benim. Buradan dediğim gibi zaten artı bir puanı kazanıyor benden. Asıl sebebi tabii ki bu ürünün işlevliği. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Sling mi, kanguru mu diye. Kesinlikle kanguru demiştim. Ürünün yanına gittiğiniz zaman zaten otomatikman anlayacaksınız ürünün ne kadar kaliteli olduğunu. Benim anlatmama da çok gerek yok. Baby Bjorn firmasının bu ürünü nasıl kullanacağınızla ilgili güzel bir videosu var. Bunu da
açıklamalar kısmına koyuyor olacağım. Oradan kullanım şekillerini görebilirsiniz. Ben burada 2 saat size göstermeyeyim. Yani orada çok daha düzgün bir şekilde bu işi yapıyorlar. Bu tip ürünleri yani kanguruları doğumdan 3 yaşına kadar kullanabiliyorsunuz. Yani kısacası 3,5 kilo ile 15 kilo arası taşıyabiliyorsunuz bununla. Ürünün açıklamasında 4 farklı şekilde taşıyabiliyorsunuz diyor ama hani ben açıkçası bilmiyorum o yöntemleri. Hani önde, arkada... Evet... Gerisi yok bende. Ha, arkada demişken de arkada 12. aydan sonra taşıyabiliyorsunuz. Bunu unutmayın. Bunu takıyorsunuz işte bebeğin içine yerleştiriyorsunuz. Yeni doğandan itibaren bebeği size dönük oluyor. Yani hani kafasını sizin göğsünüze yaslamış bir şekilde taşıyorsunuz. Dışarıya dönük yani yine ön tarafınızda ama dışarıya dönük olması da 5. aydan itibaren yapabiliyorsunuz. Ürünün %60'ı pamuk. Diğer ürünlere mutlaka bakın içeriğine. Akrilik ve polyester oranları çok yüksek. Dediğim gibi buna dikkat etmeyi unutmayın. Bu ürünün tek bir negatif yönü var bence. Rakiplerinden çok pahalı. Bu elimde görmüş olduğunuz ürün 956 lira. Yani birazcık pahalı açıkçası ama değer mi? Kesinlikle değer. Bunun taktığın zamanki rahatlığı bile işte o sizin belinize ağırlığı vermemesi, ona göre dizayn edilmesi, işte buradan geçen kısımlarının yumuşaklığı, işte bebeğinize içine koyduğun zamanki verdiği güven hissi paha biçilemez bence. Hani eğer maddi durumunuz el veriyorsa kesinlikle bunu alın. Son ürünümüz reflü yastığı. Yani bence reflü yatağı denmesi lazım ama piyasadaki adı reflü yastığı. Yeni doğan bebeklerdeki boğulma ve reflü riskini azaltıyor. Yani mide kapakçığından mide asidi tekrar yukarı çıkmaması için böyle eğimli bir yastık bu. Yan yatırdığınız zaman da işte kullanabileceğiniz yan minderleri var. Bunlar sökülebiliyor cırtçırtlı. Şöyle bir güzel bir özelliği daha var ürünün. Bebeğinizin başını koyduğu yerdeki süngeri delikli. Bunun da Allah korusun bebeğinizin boğulmasını engellediğini söylüyorlar. Bu ürünün fiyatı 95 lira. Anlatmış olduğum tüm bu ürünlerin linklerini aşağıda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Videomu kapatmadan önce iki tane önemli konudan bahsetmek istiyorum. Beni Türk doktorlara emanet ediniz. Hepimizin bileceği üzere bu güzel cümleyi Gazi Mustafa Kemal Atatürk söylemiştir. Peki durup dururken bu cümleyi ben niye söyledim? Çünkü bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Başta abim olmak üzere tıp sektöründeki herkesin tıp bayramını kutlarım. Maalesef ülkemizde son zamanlarda çok kötü haberler alıyoruz bu konuda. Sürekli bir hasta yakınının doktorlara saldırmasını izliyoruz. Buradan meclisteki beyefendileri sesleniyorum. Lütfen doktorlarımızın rahat bir şekilde çalışabilmesi için can güvenliklerini sağlayın. Sonuç olarak canımızı önce Allah'a sonra da kendilerine bırakıyoruz. Onları rahat ettirmek sizlerin görevi. İkinci önemli konum ise üzücü bir durum. Ünlü fizikçi Stephen Hawking'i kaybettik. İnsanlık adına büyük bir kayıp. Öyle birisiydi ki kimilerine göre Einstein'dan sonra gelen en büyük dahiydi. Kendisinin son röportajında 75 yaşına kadar yaşayıp insanlara tüm bilgi birikimini paylaşabildiği için kendini çok şanslı hissediyordu. Ve son nefesine kadar insanlarla bu bilgiyi paylaşmaya devam etti. Kendisinin çok güzel bir cümlesiyle videomu bitirmek istiyorum. Bilginin en büyük düşmanı bilgisizlik değildir. Bildiğini zannetmektir. Anlayana. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olup videoları beğenip aşağı tarafa yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.